Herkes kendinden bir hikaye buluyor. Hümeyra, çok şey yaşamışsın. Çok acı şeyler de yaşamışsın. Önce ben babanla ilgili sormak istiyorum, senin hayatına gelmeden önce. 9 yaşında terk edildim dedin. Evet, 9 yaşındaydım. Daha başkasını sevdi. Annemi gözümüzün önünde şiddet uyguladı ve ben de o annemi korumak için önüne geçtiğimde bana da bir tokat attı. O günü hiç unutmuyorum. Ve çekip gitti. Yani ne haber var ne bir şey. Bizi apar topar hani toplayıp dedemlerin köyüne götürdüler. Annem orada çok eziyet çekti. Tarlaya gitti. Orada işte tarlada hani sabah kalkıp erkenden çalışmaya gidiyordu ki hani çocuklarım yanında olayım, başında olayım. Gene hani baba yok. Ben de onları bırakmayayım. O eziyetlere katlandı. Bafra dediğin anneannene mi gittiler? Samsun Bafra'da yok. Babamın tarafında olan dedem işte bulacağız oğlumuzu getireceğiz deyip oraya götürdü. Küçüklüğüm orada şöyle 1-2 sene olarak geçti. Çünkü babamı bulma ümidiyle annem gidiyor zaten oğlumuzu bulacağız getireceğiz diye. Gelinlerini Halbuki yanlarına alıyorlar ama gelin bu arada eşini beklerken tabii ki tarlada, bağda, bahçede çalışıyor. çalışıyor. Babam da yeni öğrendim zaten ben çok olmadı yerine hani İstanbul'da yaşadığını, Gazi Osman Paşa'da yaşadığını. Bu köye gittikten sonrasında zaten annem anlıyor ki hani kandırıldığını, orada ırgat gibi çalışıp onlara işte hizmet ediyor. Bir de köy yeri böyle şeydir, kalabalıktır. Hep iç içe aileler, yer Yani şöyle mi içerler. demek istiyorsun? Deden ben oğlumu bulup getireceğim sana diye anneni kandırdı, götürdü ve tarlalarda Evet. çalıştırıp daha sonrasında aslında oğluyla o zaman kontaktaydı yani. Tabii ki zaten gizli gizli gidip görüştüklerini, İstanbul'a geldiklerini biz öğrendikten sonra annem köyden anneannem yanına sığınıyor. Bir ay kadar da bizi zaten orada bırakıyor hani sonradan Ama alacağım diye. senden annen herhalde bir umutla kocası gelecek diye orayı Tabii çekiyor, değil ki mi? yani insan hani hemen belki affedebilir, seviyor olabilir. Çünkü ben annemin o gözlerine baktığımda hani başımıza gelecek gözü vardı. Tekrar dönecek. Annem Bafra'ya döndü. Ondan sonra bizi yanına aldı köyden. Biz de o zaman tabii çok durumumuz yok falan böyle. Tek başına gece gündüz çalıştı. Konfeksiyonda ne iş olursa biz okuldan geliyorduk. Ya bazen hani oluyor ki bakkal çok uzak kalıyor. Acayip uzak ve ben hani daha küçüğüm, kardeşim de küçük. O zaman soba falan yakıyorduk zaten. Üşüyoruz, annemi bekliyoruz ama artık hani sen ablasın bir şey yapman gerekiyor. Ben o küçük yaşta öğrendim. Yani her şeyi yapmayı, yemeği, soba yakmayı. Kardeşe bakmayı, sorumluluk almayı. Yani neden kinliyim şöyle? Belki babam arkamda olsaydı daha da iyi bir yerde olabilirdim. Kendim her şeye geldim yani kazıyarak, tırnaklarımla aşarak hiçbir zaman babalık yapmadım ve biz ona ulaştık. Şöyle gidelim. İlk zaman annem kendisi gitti anneanneme, sonra bize Yok, aldı. evet aynen öyle oldu. Çünkü hani salmıyorlar çocukları da götüreceğim diye jandarmaya haber verip annem Babaanne aldırıyor tarafı. bizi. Tabii hani çocuklarım orada onlara ben bakarım bir soğan da bir ekmek de yesem ben sevgimi veriyorum dedi. O lafını hiç unutmam mesela annemin. Aldı yanına okula başladık orada. Tabii hani öyle şey yok, yorgan yok, bir şey yok. Soğuk birbirimize sarılıp uyuduğumuzu biliyorum ben. Annem, kardeşim. Ondan sonra işte babamıza ulaştık. Sonra çok Daha böyle sonrasında çok ulaştınız. sonrasında Sen tabii. kaç sene görmedin babanı? Ya da en son ne zaman gördün? Bir kere gördüm. Bir kere gördün. Bir kere gördüm. Keşke hani çıkıp da bütün hayallerimi mahvetmeseydik yani. Hep diyordum yaşayan ölü. Bizim için yaşayan ölü. Ondan Kaç sonra senedir görmedin? 10 seneden fazla. 10 senedir fazla. Tabii kaçtı çünkü 10 sene sürdü annemle onların boşanması. Kaçtığı için yerini bildirmiyor. Emekli olunca zaten babam ortaya çıkıyor. Ha.
Çünkü nafakaya bağlanıyor. Ha. Otomatik emekli olunca. Peki en son nerede gördün? Nerede hani karşılaştınız ya da o anı bir anlatır mısın? Ne hissettin? Ne yaşadın? Samsun'a gelmişti. Samsun'la bizimle konuşmak istediğini söyledi. Kardeş, sen kaç yaşındasın bu arada? O zamanlarda 23. Ha, 24. Tamam, küçük bir kere gördüm sadece Samsun'a geldiğinde. Ondan sonra işte kızım ben sizin arkanızdayım, desteğim, ben çok pişmanım. İşte ben yanlış yaptım ama bu yolun sonun geri dönüşü yok falan dedi. Peki yani çocuklarını sorduk, var mı? İki tane çocuğu olduğunu öğrendim. Yeniden evlenmiş. Tabii ki. Annenin haberi yok ama o kendine bir düzen kurmuş yani. Düzen kurmuş. Zaten şöyle bir sonradan bunları tabii ki duyuyoruz. Kadın hamileyken zaten kaçıp gidiyor. Hani bizim kızdığımız nokta, ya bir insan sevebilir, ayrılmak isteyebilir ama hani bunu şu şekilde düşünüyorum. Ya benim iki tane de evladım var. Hani anlaşıp uzlaşarak ayrılabilirsin. Ama biz neden? Yani maddi de geçtim. Manevi olarak hiçbir sevgi görmedik. Ve karşımıza çıktı. Keşke çıkmasaydı. Canım ya, bir de bir kız evladının babaya her zaman ihtiyacı olur. Yani karşınıza çıktı. Sonuçta siz onun evladısınız. Siz de görüşmeye devam edebilir. Kadın bir şey dedi mi? Yeni evlendi. Kadın, biz onun çocuğu değilmişiz. Yanındakiler onun çocuğuymuş. Ama sonraki bir evlilik, o hani bir sonraki evlilik böyle bir şey söyler mi bir önceki evliliğe? Ben o kadınla hiç yüz yüze gelmedim. Hiç konuşmadım. Ama orada kardeşlerim var. Orada iki tane hani ondan olan kardeşimiz olduğumu biliyoruz ama onların bizden haberi yok. Herkes gerçekten anne de olamıyor, yeri geliyor baba da olamıyor. Olamıyor aşkım, hepsinin olamıyor. Yerleri farklı. Peki sen bu arada böyle kısa kısa çok üzülüyorsun çünkü. Yok. Böyle hani konuşsak 3 güne de ya böyle hep beraber ağlarız aslında. O benim küçüklükten kalan bir acım, hani derler ya ben babama tabii çok düşkündüm. Çok... O kadar düşkündüm ki okulda beklerdim ki beni arabayla alsın ve o gittikten sonra bu o köşe başında devam etti. Hiç babanla bir anını, hatıranı, ne bileyim koyun koyuna yattığını, çok... beraber kahvaltı yaptığını hiç aklında var mı? Var. Çok film izlerdi babam. Ben de severdim böyle hani Cüneyt Arkın filmleri falan var ya. Oturdum, o bacakların arasına yatardım onu. Beraber izlerdik mesela. Bizi sahile götürürdü. Daha çok buna parka gitmek isterdik. Buna parka götürürdü. Ya insan en güzeli ne biliyor musun? O okul çıkışında ilkokulsun ya. Bir insan hani babaya sarılmak ister, anneye sarılmak ama ben daha çok babama sarılmak istiyordum o zaman. Hani güçlü geliyordu. Bir kız çocuğu için arkasındaki dağ. Ama işte... Peki bu yaşına kadar evliliğinde, ayrılığında, yeniden evlendin, ikinci evliliğin. Şurada babam böyle bir görüp böyle bir sarılmak istediğim, ihtiyaç duyduğum, burada olmalıydı dediğim, hani her hepimizde var o. Ezildiğini hissediyorsun babasız olduğun için, arkanda olmadığı için her zaman güçlü oldum. Peki en çok ihtiyaç duyduğun an? Liseye başladığım dönemlerde, daha genç kızsın, yeni adım atıyorsun. Hani belki hayatı bana anlatabilirdi. Belki o zaman hani attığın adımlarda ben erken evlenmeyebilirdim. Kendimi bilirdim, en azından eziyet çekmezdim.